hayvanların ara sokaklarında yürüyoruz. Atatürk'ün hayatını anlatan Veda filmi tam olarak bu evde çekilmiş. Ege'nin en büyük dördüncü adası burası. Burası şeytanın ayak izi. Burada kutsal su olduğuna inanılıyor. Sarımsaklı plajını gelip görmüş olduk. Şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem yüzünden de şeytan sofrası demişler. Oğlum bura bildiğin cingan havuzu gibi lan. Ara sokaklara böyle daldık. İlerleyelim bu ara sokaklarda. Hayvanların ara sokaklarında yürüyoruz. Dar sokaklar, eski Rum yapıları. Şöyle yapılar. Şöyle minare var. Ayvalık en fazla eski yapının bulunduğu yer olarak belirlenmiştir. Antikacılar, yani buram buram tarih topuyor burası. Ayvalık Çarşı merkezdeyiz şu anda. Bugün pazar herhalde ya. Pazar kurulmuş herhalde. Ayvalık'a geldik. Pazar geziyoruz. Pazar seviyoruz biz. Ablayla mı konuştun? Yok ya, yanındakiyle konuştu da belli kulaklığın sağlıklı oldu. Gözüne gittiğim memleketin hayvanı bile değil. Sorduk bir abiye, bu sokaktan ilerleyin dedi. İleri dedi, canlı dedi. Güzel yapılar, kilise falan bu taraftaymış. Şeytanın kahvesi varmış. Abi Kübra Karadeniz, Kübra Karadeniz. Balıklar yeni geldi. Gel böyle. Makaron kahvesi, koruk suyu, limonata, organik bunlar. Ama kardeşim yolun sonunda doncuya çıktı. Doncuya mı çıktı yine? Şimdi makarondan çıktık. Küçük bir sokak ama bayağı kalabalık. Karşılıklı kahvehaneler var. Bayağı bir kalabalıktı. O nasıl kedi oğlum, taplan gibi lan. Pardon. Kardeşim. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Ayazma Kilisesi varmış burada. Evet, ileride. Sokağın sonunda. Biraz yürüyeceksiniz ama yürüme mesafesinde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Ayazma Kilisesi'ndeyiz şu an. Kilisenin özelliği şudur. Burada kutsal su olduğuna inanılıyor. Arın. Buranın olayı şu, küçük bir kız çocuğu sürekli rüyasında Meryem Ana'yı görüyor. Meryem Ana çağırıyor. Bu kilisenin olduğu yere girip onun verdiği suyu içiyor. Bu rüya sürekli tekrarlanınca bunu bir işaret olarak algılıyorlar ve ilçe meclisi buraya gelip kazı çalışması yapıp suyun çıktığını görüyorlar. Ve buraya bu kilise yapılıyor. Bu suyun daha kutsal olduğuna inanılıyor.
İçelim bu sudan. Çok güzel, şifalı. Burada da kilise için bir yardım derneği kurmuşlar. Hediyelik eşyalar satıyorlar böyle. Şimdi kiliseden ayrılıyoruz. Gidiyoruz Cunda Adası'na. Bugün orada kalacağız, kamp yapacağız. Merhaba. Cunda Adası ne tarafta kardeşim, biliyor musun? Evet, şu an Cunda yolundan buca çekmeyi unuttuğumuz için geri dönüyoruz. Yolu baştan alacağız ve video çekerek gideceğiz. Yolu göstereyim diye. Bana bu tatili yaşatan Ahmet Seres'e minnettarım. Güzel yerler. Az önce bir tabela gördüm. 120 bin euroya yazdık diyor. Bedava. Euro'dan haberleri yok herhalde. Kaç yıl önce astıysalar tabelayı oraya. Cunda Adası'na giriyoruz. Böyle bir köprüden geçiyoruz. Köprüden. Geçti dedim köprüden. Geçti dedim saçma. Niye buraların suları bu kadar su? Ahmet bizi aydınlatır mısın? Çünkü Ege bölgesinde dağlar denize dip uzanıyor. Bu yüzden bazı plajlar aşırı sığ. Mesela bunu Çeşme vlogumuzu izlemeyen arkadaşlar izleyebilirler. Şuraya bir yere link koyacağım. Orada da Turlanta plajında, Ilıca plajında aşırı sığydı. Yolu çek kardeşim. Burada Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü. Hani bizi biliyorsunuz zaten. İlkler ve enler. Neredeyse biz oradayız. İlkler ve enler. İlk Boğaz Köprüsü'nün üstünden geçiyoruz. Kimin köprüsü bu? Bu benim köprüm. Şimdi merkeze doğru gideceğiz şimdi. Ali Bey Adası diğer ismiyle. Ali Çetinkaya, Osmanlı Yarbayı. Yunanlılara karşı ilk kurşunu atan Türk askeri. Adaya da ismini vermişler. Osmanlı padişahının Yunanlılara teslim olun emrine uymayarak Yunanlılara karşı direniyor ve adayı teslim etmiyor. Buradan da Ali Bey'in ruhu şad olsun diyoruz. İyi ki Ali Beyler vardı. Cunda'nın ara sokaklarına doğru yürüyoruz şu an. Taş sokaklar. Eski Rum evleri gibi. Burada böyle bir duvar ilgi çekiyor. Bildiğin bayağı sıra bekledik bu duvar için. Buranın özelliği şu. Balıkesir Ayvalık'ta 22 tane ada var. Ama yerleşime açılmış tek ada Cunda Adası. Diğer adalarda yerleşim yok. Cunda dışındaki diğer adaların hepsi milli park ilan edilmiş. Konum olarak Marmara bölgesinde kalıyor. Ama Ege'nin en büyük 4. adası burası. Veda filmini çoğu sahnelerin. Veda filmini biliyor muyuz? Evet, çoğu sahnelerin çekildiği yer efendim. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz bina, hemen arkamdaki bina, izleyenlerimiz hatırlayacaktır. Atatürk'ün Veda filmindeki Atatürk'ün evi olarak rol almıştı, canlandırılmıştı efendim. İzleyenler hatırlayacaktır. Evet, şimdi yavaş yavaş yukarı doğru devam edelim. Bir sonraki duramız. Atatürk'ün hayatını anlatan Veda filmi tam olarak bu evde çekilmiş. Biz de bunu şu an yürürken tesadüfen öğrendik. Sahile geldik şu an. Buralar hep balık restoran bu şekilde. Sahil boyu böyle, şu an uç tarafını göremiyorum. 2-3 dakikada yürüdüm. Burada zaten rakı, balık ve fasıl. Olay bu. Σαπλώνα μέσα στην αγκαλιά σου. Αχ και να βλέπαμε.
Yürürken her sokağı ayrı ayrı ayrıntısına kadar çekmek istiyor insan. Tarihi yapılar hiç bozulmamış. Rengarenk taş binalar. Rum, Yunan kültürünü burada etkileri çok fazla şekilde görünüyor hala. Ve tepelerde bir yere çıktık. Değirmen var burada bir. Eski bir yel değirmeni. Ufak bir rampa çıktık buraya gelmek için. Büyük rampayı arabaya çıktık. Bir yere park ettik. Daha sonra biraz yürüdük. Yel değirmenine tırmandık. Karnımızı doyurduk burada. Bir şeyler almıştık, onları yedik. Burada çok sert rüzgar var. Şimdi aşağı iniyoruz. Biraz yordu buraya çıkmak bizi. Adanın arka tarafına doğru dolaştık. Burada böyle bir free bir beach var. Arka tarafında orman. Diğer tarafında da bir otel var. Ormanın içinden devam ediyoruz. Bakalım bir akşam çadır için kendimize bir yer bakıyoruz. Küçük koylar var burada. Buralar tam free çadır alanlar ya. Aşağı geleceğim, kurulacağım bir hafta. Güzel. Harika. Cunda manzarası. Fanisin tepesi dedikleri yer. Yine burada sorun aynı sorun. Çöpler. Her taraf çöp. Gelen giden fotoğraf çekilmiş. Çöpünü buraya atmış. Çöp alan. Yine aynı. Sıkıntı kesiciler. Sarımsaklı plajını gelip görmüş olduk. Burayı da görmedik. Suyuna girmedik demeyelim. Su çok berrak değil, berrak diyemeyiz. Ilık değil, soğuk bir su. Oğlum, bura bildiğin cingan havuzu gibi lan. İnanılmaz bir kalabalık var bugün, hafta içi olmasına rağmen. Denize sakin bir yerde girmeyi seviyorsanız burayı sevmeyebilirsiniz. Yani kalabalıktan denize girilemiyor. Biz pek memnun kaldık diyemeyiz ama gelip görmüş olduk. Şimdi Ayvalık Şeytan sofrasına doğru çıkıyoruz. Aracımızı park ettik. Burası çok kalabalık, şöyle arkamda görünüyor. 500 metre yukarı doğru çıkıyoruz. Buranın hikayesi şöyle. 1500'lü yıllarda burada Ayvalık'ta Rumlar yaşarken kiliseye karşı gelen Penelop isimli bir kişi kilise tarafından aforoz ediliyor. O da tasın tarağını toplayıp geliyor bu tepeye, yerleşiyor. O buraya geldikten sonra Ayvalık'ta o yıl çok ciddi bir kuraklık ve kıtlık yaşanıyor. Ve insanlar bütün suçu onun kiliseye karşı geldiğine bağlıyorlar. Kiliseye karşı geldiği için olduğunu düşünüyorlar. Ahali toplanıyor ve geliyor buraya Penelope'a zarar vermek için. Tabii Penelope akıllı. Ne yapıyor? Gelen insanlara kocaman bir çilingir sofrası kuruyor. Çilingir. Tabii. Kuş sütü eksik bir çilingir sofrası. Rum oğlum bunlar, rakısız olur mu? Ve gelenler Penelope'a zarar vermeyi unutup sofraya oturuyorlar, yumuluyorlar resmen. Ve şeytanın aklına gelmeyecek bu yöntem yüzünden de şeytan sofrası demişler. Diğer bir efsanede Zeus daha bebek, annesinin kucağında tepedeler. Bir anda karşılarına üç bacaklı şeytan çıkıyor. Tripod. Şeytan çıkıyor karşılarına ve annesi Zeus'a zarar vermesin diye şeytanı kovalıyor ve şeytan da kaçarken bir ayak izi bu tepede, diğer ayak izleri de burada bulunan 22 adadan ikisinde daha bulunuyor. Yani burada şeytanın ayak izi var. Ayvalık'a yolunuz düşer de şeytan sofrasını es geçerseniz şeytan rüyanıza geliyor arkadaşlar, ona göre. Hani siz bilirsiniz. Burada gün batımı
harika olduğunu söylüyorlar. Birazdan ona da bakacağız. Hadi bakalım. Burası inanılmaz kalabalık. Bu fotoğraf çekilmek için ciddi ciddi sıra bekliyor. İnsanlar kapışıyor birbiriyle. Gün batımı için mecbur bu saati beklemek zorundasınız ama biraz erken gelirseniz çok daha rahat en azından ada manzaralarını alırsınız. Şöyle bakarsanız bayağı kalabalık. Sofrasından ayrılıyor şu an. Manzaraya karşı fotoğraf çekinelim dedik ama uçurumun uç noktasına kadar işletme yapmışlar. İnsanlar masa sandalyede otururken onların tepesine omzuna basarak fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Yani bu kadar manzaraya kapatacak kadar işletme yapmanın ne mantığı var yani? Kötü. Mutlaka Ayvalık'a gelip bu güzel adaları tepelerden izleyin. Cunda'ya uğrayın. O dar eski yapıların olduğu sokaklarda yürüyün. Buranın bu güzel ambiyansını siz de yaşayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olursanız da ayrıca mutlu olurum.